Herkese merhaba. İnsülin pompası set değişimini sizlere anlatıyor olacağım. Biz ilk set değişimini 2012 yılında yanlış hatırlamıyorsam sizlere videosunu çekmiştik ve çok ciddi bir oranda set değişiminin videosu izlenmiş durumda. Sene 2016, 4 yıl sonra yaklaşık, hatta 4 yılı bile geçtik, 4,5, 5. yıla yakın bir zamanda da yeni insülin pompası set değişimini anlatıyor olacağım size. Bugün benim 5. günümmüş bu set değişiminde. Biraz önce kan şekerimi ölçtüm, 267 çıktı. Ya sette bir problem var ya da alerjik bir enfeksiyon geçiriyorum. Ondan dolayı olabilir. Dolayısıyla sizlere sıfırdan insülin pompası set değişimini de anlatmayı hedefliyorum. İnsülin pompası aslında 3 farklı aparattan oluşuyor. Bir tanesi şu insülin pompasının içerisine taktığımız rezervuar. Buna insülinimizi koyuyoruz bu arada. Gördüğünüz. Benim bu arada insülin pompamın rezervuarı 180 ünitelik, 300 ünitelik diğer bir formu var. Ben 180 üniteden memnunum. İnsülin pompasının elemanlarını göstermek gerekirse, bu insülin pompası cihazı, bütün insülinleriniz bu cihaz sayesinde gidiyor. Bu insülin pompasının seti, insülinin rezervuardan alınıp vücudumuza edilmesini sağlayan aslında transferini sağlayan kısım. Bu da insülin pompamızın setini takarken, vücudumuza takarken daha doğrusu bir zımbalama aparatı, bir araç bizim için bu da. Şimdi ben size sıfırdan insülin pompası seti nasıl hazırlanır, nasıl takılır bunların hepsini anlatıyor olacağım tekrardan 4,5-5 yıl sonra. Şimdi ben insülin pompası setini hazırlarken her zaman olduğu gibi eğer insülin pompasının rezervuarını değiştirmeyeceksem ki ben 3 ya da 4 seferde bir kez insülin pompası setinin rezervuarını değiştiriyorum. Çünkü bu bozulmaz, akmaz etmez bir şey. Eğer şu altındaki siyah gördüğünüz piston kısmında bir gevşeme, bir aksaklık yoksa bunu rahatlıkla tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Eşrefçim ya da gerek yok, tamam ben bunu halledeyim. Bu rezervuarımızdı. Ben rezervuarın piston şu enjektör kısmını ve şu kısmını hiç atmıyorum. Yanımda bir tane kalıyor, böyle boş bir tane. Bu da bizim insülin pompamızın seti demiştik. İnsülin pompasının setinin şu mavi kapakçık kısmına birkaç kez elimizle baskı uyguluyoruz. Ki bu kutular mekanik bir şekilde hazırlanırken bu setimizin de içinden düzgün çıkması gerekiyor. Bazen bu pıtlatma işlemini yapmadığınız zaman set zor çıkabiliyor. Bu bizim vücudumuza zımbalayacağımız ve insülin transferini sağlayacağımız kısım. Ne yapıyoruz? Önce şu insülinimizi, insülini unuttum. Humalog varsa bir tane. İnsülin pompamızda ACT tuşuna basıyoruz. Geri sardırmamız gerekiyor. ACT tuşuna basıp alt okla, üzerinde ampul işareti var, yanan ampul işareti. Alt okla hazırlık menüsünün üstüne geliyoruz. Hazırlık menüsündeyken tekrar ACT tuşuna basıyoruz. Tekrar alt ok ile geri sar diyoruz. Geri sarı başlatabilmek için de yine ACT tuşuna basmamız gerekiyor. Sonra vücuttan ayır, geri sarma, ACT diyor. Geri sarma işlemi başlıyor diyor. Sesi duyuyorsunuz. Bir sinek vızıldaması gibi. Okey. Şu anda geri sarım sarıyor. Bildirim bekle diye bir şey var. Bunu özellikle masanın üstüne bırakıyorum. Geri sarma işlemi bitince bakın gelecek şimdi. 3 kez yapıyor bunu. Artık bizim için sesler çok önemli biliyorsunuz. Ve ekranda uyarı geldi. Vücuttan ayır, rezervuar yerleştir, kilitle, hazırla, ACT basılı tut gibi bir şeyler çıkıyor. Bu şu anda insülin pompamızı kendi haline bırakıyoruz. Ver Eşref'cim. Eşref biraz eliyle gelmeden insülin kalemini sıcaklaştırdı. Genelde bir 10-15 dakika önce çıkartırız ama ben unuttum açıkçası. Pardon. Bu rezervuardaki azıcık bir insülin kalmıştı. Ben bu insülini boşalttım. Her insülin pompası set değişiminde bunu yapıyorum açıkçası. Biliyorum boşa gidiyor ama yapıyorum. İnsülin pompasını rezervuarına insülin çekiyorum. Bu insülin kalemini insülin pompa rezervuarının iğnesiyle birleştirdim. Şu anda yavaş yavaş insülinimizi çekiyoruz.
İçinde kabarcık oluşup oluşmaması çok önemli değil şu an için. Çünkü ben elimle şu anda bu kabarcıkları tekrar toparlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bol kabarcıklı, hatta içinde görebilirsiniz, sizin için oynatayım. Kabarcıklı bir rezervuarı hazır hale getirdik. Şimdi ben genellikle insülin pompasının rezervuarını böyle dik tutuyorum. Ki siz de tutun lütfen, bu eğitimler esnasında size bu bilgi verilir. Parmaklarımla bu kabarcıkların üst tarafta toplanmasını sağlıyorum. Kenarlarda böyle şu kısımlarda oynamayan kabarcıklar olursa boş yere endişe etmeyin. Endişe edilecek kabarcıklar değil. Oynuyorsa aslında o bir ciddi problem. Pistonu itiyorum yukarıya ve yukarıda toplanan kabarcıkları çıkartıyorum. Çıkarttım. Şu anda benim rezervuarım her şekilde hazır. Gördüğünüz gibi içi pırıl pırıl, kabarcıksız bir rezervuar. Sonra ne yapıyorum? İnsülin pompasının şu setinin, quick setinin etiketini çıkarttım. Bu etikete sarılı. İnsülin pompasının setinin şu kısmındaki ucu inset rezervuarına kilitleyeceğim. Yerleştirdim silikon bir kısım rezervuarım. Bakın çıt diye bir ses duydunuz zaten. Şu anda bu set bu rezervuarla birleşti. Sonra insülin pompasını geri sarmıştık. İnsülin pompamız hazır. Rezervuarı içine yerleştirdim ve döndürerek taktım. Döndürerek taktıktan sonra zaten artık dönmeyecek bir noktaya geliyor. Sonrasında bırakıyoruz. Şimdi ACT tuşuna, şimdi insülin pompasının setinin şu kısmını gördünüz. Bu şekilde tutuyorum. ACT tuşuna bir sefer bastım. Diyor ki hazırlığa başlama, vücuttan ayır. Ekrana tekrar biraz önceki uyarı geldi. Tekrar basıyorum. Üzerinde ayır diye bir yazı çıkmaya başladı. Ve şu anda insülin pompasının setinin kablosundan insülin akışını keyifle izliyorsunuz. Enteresan oluyor. Çünkü bunu izlemeniz lazım. Neden? Çünkü şu anda kablonun içerisinde bizim gözle göremediğimiz, tespit edemediğimiz kabarcıklar geçmeye başlıyor. Ben bir genelde şöyle bir alt üst yaparım. Tekrar ACT'ye basmaya devam ediyorum. Bakın, tekrar kabarcıklar gelmeye başladı. Kablodan izliyorum. Evet, şu anda galiba hazır. Son kez bir döndürüyorum. Küçük bir kabarcığım daha kalmış. Bazen hazırlık tamam mı diye bir uyarı çıkıyor. İçinden çok fazla insülin çıkarttığınız için. Escape diyorum. ESC tuşuna basıyorum. Tekrar ACT'ye basıyorum. Tamam. Bunu 30 ünitede yapıyor bu arada. Eğer kablodan 30 ünite kadar insülin gitmişse ve halen kabarcık kalmışsa, size diyor ki ya hazırlığı bitirmedin mi daha arkadaşım, hani bitirdin mi bitirmedin mi onayını sizden istiyor. Şimdi ekranımız temiz. Escape tuşuna basa basa ben yine çıktım. Şu anda ekranımızda gördüğünüz gibi hiçbir şey görünmüyor. Şimdi benim popomda şu anda insülin pompasının seti. Ben sizlere tekrar anlatabilmek adına biraz şekilden şekile gireceğim. Benim pompamın seti şu anda şu popo bölgesindeydi. Ben insülin pompamın setini bir belime bakıyorum. Bir diğer belime bakıyorum. Şu belim benim için daha iyi. Ben elimi böyle koyduğum anda insülin pompamı şuraya takabileceğimi biliyorum. Sizin için de bir referans olsun. Şu bölgeye rahatlıkla takabilirsiniz. Şu giydiğim pantolonun kemer bölgesinin üst kısmı itibariyle takabilirsiniz. Yani avuç içinizin olduğu kadar. Göbek bölgesine nereye takabilirsiniz? Göbek bölge, şimdi elimizi böyle koyduk göbek deliğimizi. Şöyle koyalım. Şu hangi parmak? İşaret parmağıyla baş parmağımızın arasındaki şu üçgen kısma takabilirsiniz. Bakın, çok güzel çiziyorum. Göbeğim deliğimizin sağ bölgesine tekrar geldim. Bakın baş parmağı,
işaret parmağım, hepsi bitişik, baş parmağım bağımsız. Şu bölgeye takabilirsiniz. Gayet net. Ben ama bugün dediğim gibi benim göbek bölgem çok hassas olduğu için şu kısma takacağım. Şimdi ne yapıyorum? Şu QXR terimizi, şu setimizi ucundaki şu insülin çıkarttığımız kısımla birleştireceğiz. Üstü ne diyeyim kaygan bir jelatinle kaplı bandın üste kalacak şekilde şu insülinin çıktığı yeri şu çentikle birleştiriyorum. Bakın birleşti. Birkaç sefer üstüne basıyorum. Çok hafif ama gömmeyin içine kendi parmaklarınızı. Birkaç sefer yaptım. Sonra da kulakçıklar var bantların, bandı koruyan kısımların. Elimize şu insülin çıkan yere bastırdık ki bandımızın çıkmaması gerekiyor alt kısımdan. Kulakçıkları çıkarttık. Sonra şu alttaki pistonu çektik. Şu mavi koruyucu kısım iğneyi koruyor. İğneyi ve etrafındaki silikon kısmı. Bunu da hafif kenarına çevirerek çıkarttık. Bakın şu anda şöyle bir görüntü var. Ucunda iğnemiz var. Şimdi ben ne yapacağım? Elimle hemen hemen yerini belirlemiştim. Şuraya yerleştirdim. Bu arada yerleştirmeden önce bir de şunu göstereyim. Şunların kenarlarında iki tane nokta var. Buralara basıp zımbalayacağım. Zımbalama diyorum çünkü gerçekten de güzel bir zımbalama işi bu. Şuraya yapıyorum. Sesi duydunuz. Üstüne hafif bastırdım şu kısmın. Ki set ayrılması gerekiyor. Setin yapışkanlığı kısmı. Elimle hafif gezdirdim. Eşref sen yardım etme, ben yapacağım. Bu plastik şeffaf kısmı tuttum. Ucundaki mavi kısmı çekeceğim. Çektim. Bakın tek başınıza... Ay... Eşref'cim onu bir şey yap, devam ediyor çünkü şu anda videomuz pil uyarısı verdi bize. Setimizi taktık. Şu anda etrafındaki bandı ben elimle düzeltiyorum. Kimseye ihtiyaç duymadan rahatlıkla bir pompa değişimi yapmış olduk. Şimdi işimiz yine bitmedi. Sabit hazırlık yapmamız gerekiyor. ACT'ye bastım. Aşağı okla. Hazırlık menüsüne tekrar geliyorum. Hazırlık menüsünün üstündeyken tekrar ACT'ye bastım. Sabit hazırlık diye bir kısım var. Onun üstüne tekrar ACT diyorum. Sabit hazırlık genelde 0.5 ya da iğne ucu büyüklerde 0.6'dır. Ben hep 0.6 yapıyorum. Tekrar ACT'ye bastım. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu anda 0.6 ünite insülini sistem kendisi göndermeye başladı. Neden gönderiyor? Çünkü bu iğnenin, bakın iğneyi bu arada göstereyim. Bu iğne setin ucunda takılı olan kısımdı. Vücudumuzda bir iğne takılı değil. İğnenin etrafını çeviren bir silikon kısım takılı şu anda bizim derimizin altına. Bu iğnenin ucuna insülin yerleşmesi gerekiyor. Yani 0.5, 0.6 insülin yerleşmesi gerekiyor. Onu şu anda gönderdik. Bunu da şu iğneyi de kimsenin eline değmesin diye bakın. Şu kenardan yukarı kaldırıyoruz. Tık diye kapadık. İğne de şu anda güvende. Dışarıdaki herkes için, çöp toplayanlar için, hayvanlar için, köpekler için, kediler için zararsız bir hale getirdik bunu. Dolayısıyla bir insülin pompası set değişimimizi daha yaptık. Şu anda her şey yolunda. 2 saat sonra bir kan şekerime bakacağım. Kan şekerimin gidişatı iyiyse insülini pompasında bir sorun yoktur anlamına geliyor. Bir son olarak da bu bir önceki popomda takılı olan insülin pompasının setini normal şartlarda çıkartmıyorum. Biraz bekliyorum insülin pompasının gidişatına göre. Seti çıkarttım. Seti çıkarttığım zaman bir bakıyorum. Eğer kan şekerimde bir sıkıntı varsa ucuna bir bakıyorum. Bakın setin ucu birazcık sola yatmış. Bu sola yatmalar bizim kan şekerimizin dengesiz gitmesini sağlıyor.
Bu durumda insülin pompası bir uyarı vermiyor bu arada. İnsülin gidemediği zaman uyarı veriyor ama 2,4 ünite insülin gitmediği zaman uyarı veriyor. Ama bu tarz durumlarda insülin yine gidiyor ama verimli gitmiyor. O yüzden de biraz önce size bahsettiğim gibi kan şekerim 269 çıkmıştı. Hem setteki sıkıntıdan dolayı hem de alerjik reaksiyondan dolayı kan şekerinin neden böyle yüksek gittiğini de bulmuş olduk. Ki bu sebeple de kan şekerimiz neden yüksek, neden düşük gidiyor diye bir sebep aramamız gerekiyorsa o sebebi de bulmuş oluyoruz kısacası. Bizden bu kadar. İnsülin pompası set değişimi 2016 videomuz hepimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere.